biber de olsun. Bir de olsun. Bir tane domates de olsun. Evet. Sürekli alıyorum. İlaçtır. Ben çok severim. Günde iki kez yerim. Şimdi sofradan eksik etmem ama yazın da tabii yemem. Tansiyon olayı olduğu için, tuzla yapıldığı için, mayası tuz, yazın pek yemiyorum. Onun için yiyorum. Kalbe iyi geliyor. Şekere iyi geliyor. Dinç tutuyor. Kuvvetli oluyoruz. Biz yaz kış tercih ediyoruz. Hele bu Covid zamanında turşunun çok daha eskiden beri ailelerin yaptığı şey. Ben bana göre ilaç ve yapılan yer çok mükemmel bir yer. Yıllardır aldığımız bir yer. Hani İzmit'e indiğimiz zaman almadan evimize gitmediğimiz bir malzeme. Gıda, herkese tavsiye ediyorum. Konuşmuş olmak için konuşmuyoruz. Bence şu zamanda, Covid'in en sıkıntılı zamanlarında bile turşunun çok önemli olduğunu bir kere daha anladım. Harika. Ben seviyorum, yine de güzel bir şey. Ben sevdim, beğendim yani, acı değil, güzel. Tadını çok seviyorum. Çok faydalı bir yemektir. Kendimi bildiğimden bileli turşucuyum ben. Babamdan kalma. 6 yaşından beri babama yardım ediyorum. Turşu sirkeden mi olur, limondan mı? Sirkelen. Sirkelen, evet. Biz 12 ay satıyoruz da ama kış ayında tabii daha fazla, talep fazla. Bu Covid'e iyi geliyor. Ben mesela bildiğim bile kendim hiç gribe yakalandığımı bilmem. Mahallede birisi gribe yakalandıysa gelir benden bir acı turşusu içer, iş bitti. Allah'a şükür yani kıştan beraber bizim işimiz daha biraz daha artıyor. Genelde salatalık, lahana, biber. Bunları herkes yiyor. Pancar turşusunun da çok faydası var. Onu da çok iyi satıyoruz. Lahana suyunun mide diye ve bağırsaklara kötü oksitleri öldürüp iyi oksitleri beslediğini bizzat kendisinden duydum. Yani doktorlar buraya tavsiye edip turşu aldırıyorlar, yani turşu suyu. Yüksek antioksidan etkisiyle soğuk algınlığı ve gripten koruyucudur. Aynı zamanda fermente bir besin olduğu için bağırsak sağlığını iyi yönde etkiler. Probiyotik içeriğinden dolayı da bağırsaktaki yararlı bakteri sayısını arttırarak bağışıklık sistemini destekler. Özellikle kış aylarında daha fazla gribe, soğuk algınlığına yakalandığımız için, günümüzde Covid olduğu için turşu tüketimini arttırabiliriz. Sodyum içeriğinden dolayı hipertansiyon hastaları, kronik kalp ve böbrek hastalıkları hastalığı olanlar dikkat etmelidir. Aynı zamanda yine tuz içeriğinden dolayı da dönem dönem kullanılan kortizonlu ilaçlarla birlikte turşu tüketimini olabildiğince minimuma düşürmek gerekir. Ve sık sık mide şikayeti yaşayanlar bireylerde asitli bir besin olduğu için turşu tüketimi kısıtlanmalıdır. Kronik bir hastalığı olmayan bireylerde haftada 2-3 gün tüketilebilir. Yemeklerle birlikte bir sıkıntı yoktur ama dikkat edilmesi gereken bir nokta, tuz tüketimi artacağı için daha fazla su içmesi gerekir. Gidebilirsin.